Yine bu takımın içine 2-3 monte yapıp bir ileri gitmeye bakacaksın. Futbolda yok. Şimdi bu akşam eğlenecek erkek. Yarın Fatih Galatasaray'da kalır kalmaz tartışır. Ondan sonra artık Galatasaray'ın daha ileri düşünmesi lazım. Şimdi daha ileri nasıl gidiyor? Yoksa bu kadro kalsın bu kadro. Belki futbolcusunu da satacak. Satacak bir başka birisini alacak. Artık futbolda yok yani. Benim takımım 11, bunlar gitmesin 5 sene daha oynasınlar. Yok, gidebilir, tekrar alacaksın. Takımı da yenileyeceksin, havayı yenileyeceksin, şekli yenileyeceksin. Yani mesela şimdi bugün düşünüyorum, 90. dakikada Hacı niye atıldı? 90. dakikada bir frikik kazandı. Tam 90, bitiyor artık maç. Hakan gerildi. Hacı gerildi. Hacı vuracaktı. Simon sol tarafına vuracaktı yani. Ona göre sağa, kendine göre sola vuracak. Bilecek olan bu ne diyeceği biliyorlarmış yani. Ve onu önceden yaşadılar, tepkilerini belki önceden koydular. Yani bütün bu... gözler üstünde şimdi. Evet. Peki hakem? Mükemmel. Çok iyi maç idare etti. Çok yerinde kartlar kullandı. Destek vardı. Cem. Birisi bu iş inanç işi ve daha çok inanan bence Galatasaray'dı. Fatih Terim bir sürprizle başladı. Hacı'yı sağ kanatta ilk 11'e sürdü. Hacı sağ kanatta oynayınca sol kanat organizasyonları en güçlü oldukları kanatı ileriye taşıyamadılar. Hücuma getiremediler. Kurşun yarasını iyileşti. Türklerle evet, değerli seyirciler, Tafarel basın toplantısındaydı. Sevinç gösterileri tekrar. Bilgi var, seni dinliyoruz. Evet Şüride, maçın bitmesiyle beraber gazeteci, televizyoncu olarak değil, bir taraftar olarak da katıldığım bir olaydı. Teşekkürler. Burada eşit olmayan bir tek şey var. Bir kadar arkası Galatasaray'ın, bir kadar arkası Arsenal'in seyircisi öyle, var. Öyle. O zaman bakacak, zaten onu dedim, yanımda Cüneyt vardı. Ne yapar dedim, bilmiyorum abi dedi. Kura atacak, kim kazanırsa o şans. Galatasaray'ın onu da kazanması çok büyük bir şans. Peki, özellikle uzatma dakikalarında Taparel'in 3 tane olağanüstü kurtarışı var. Böyle bir tanesi var, normal yerde kaldı o pozisyonda. O beleş beleni de aya vurdu. Evet, müthiş pozisyon, onu çok güzel çıkar. Cepheden çok iyi tabi. Yan topta iki tane çok iyi yan top onları aldı. Da bıraktı. Bayağı bugün çıktı. Bayağı çıktı aldı. Kale sahasının üstüne çıktı aldı yan top. Nasıl uzunları yolluyorlar değil mi yan toplarda Arsenal? O Adams geliyor, diğeri geliyor. Kim varsa geliyor. Kötü geliyor. Kötü geliyor da işte gelemediler hocaya. Vuramadılar. Evet, vuramadılar. Alan bulamadılar. Rahatsız oldular. Galatasaray iyi bozdu. Bu savunmanın önünü çok iyi kapadı değil mi? O Henry'e yara toplar atılıyordu. Gidiyorlar falan böyle. Hiçbirini yapamadı. Hiçbirini yapamadı. Henry'e hiç top atamadılar. Kötünün attığı uzun top yok. Şimdi yaptığı kısa top yok, dikkat et, kilitlendi. Bir tek Önri'nin 2-3-4 pozisyon kendi başına çıktığı toplar var. O Varmaz alan bulamaz. Varmaz dikkat bütün et. Bunlar da Galatasaray'ın böyle eksik adamla kaldığı dakikalarda oldu, Ernir'in falan çıktı. Yalnız kanı girdikten sonra biraz bizi sarstı. İşte büyük bir avuç oraya atladı. Bu aracı de bir yer çok... 10 kişilik takımı niye yenemedin? Tabii biz yine büyüklük gösterelim ve Galatasaray'ın başarısını kutlayalım. Ve de ülke olarak iftihar ederim, gurur duyarım ve bayram yaparım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İsterseniz ediyorum. Mikrofonu Sayın Atilla Gökçe'ye verin. Evet, buyurun Sayın Gökçe. Çok sağ olun Sayın Bayatlı. Sayın Gökçe buyurun, mikrofonu hemen size iletelim. Herhalde son yılların en ilginç UEFA Kupası finali oldu. Mücadelesiyle, pozisyonlarıyla 120 dakikalık mücadelenin golsüz sonuçlanması da gerçekten ilginçti. Evet. Nasıl bir final ve sonuç itibariyle şimdi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Arsene Wenger bir gün önce UEFA Kupası'nın artık çok zor olduğunu söyledi. Çünkü UEFA Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da mücadele ediyor. Kupa galiplerinden kupa galipleri kaldırıldığı için kupa galipleri de katılıyor bu kupaya. Ve UEFA Kupası gerçekten müthiş bir dinamizm kazandı, kalite kazandı, zorluk derecesi yükseldi. En iyilerin biraz şöyle yanalım, sizi de seyircilerimiz görebilsinler ifade ederken. En iyilerin buluştuğu bir turnuva oldu bu. Uzun bir yoldan geldi Galatasaray. Aynı şekilde Arsenal'de. Arsenal 14 maçı oynadı. 15. maçına çıktı. Galatasaray 16 oynadı, 17.ye çıktı. Şimdi
Bu kadar büyük bir ustanın, hacı gibi büyük bir ustanın rakibine yaptığı hareketle gördüğü haklı kırmızı kart. Saray tribünlerini dolaştık birer birinin ellerine. Bu mirası başkalarının ellerine kolayca bırakacağını ben... ...edecek. Böyle bir oyunda Fatih Rus kaldı herhalde. Yani oynadı, kazandı. Takımını da oynattı, kendi de oynadı. Kazandı, helal olsun. Hiçbir şey diyemezsin. Yani Fatih için kafalarda sorular vardı, geliyordu ya ne yapar? İşte diyenler vardı ki ilk defa çok iyi bir antrenöre karşı çıkıyor filan dediler. Hayır, ona göre bakmadı. Kendi elindekileri iyi kullandı. Şansı da yaver gitti, kazandı. Ama bir de şu var, sen yapacaksın, şans da sana güldü. Yoksa hep de... Allah bismillah deyip yukarıdan beklersen yanarsın. Kendilerine de güvenmeleri çok önemli. Dünkü basın toplantısında bizim Türk gazeteci arkadaşlardan biri dedi ki Fatihlerime, hocam sizden Ocak ayında röportaj yapmıştım. Bu Galatasaray nereye kadar gider diye sormuştum. Sonuna kadar gider bizi kimse tutamaz demiştiniz dedi. Hatırlıyor musunuz dedi. Fatih aynen şu cevabı verdi. Hatırlıyorum demek ki ekibime ve kendime güveniyormuşum dedi. Helal et. Yani bunu da Ocak ayından bunu kestirip gelmek tabii şansın olacak. Sonunda da bugün bunun son adımını attılar ve UEFA Kupası'nı kazandılar. Ve Popescu'nun dördüncü golü, dördüncü penaltı golü maç bitti. Galatasaray Kupayı kazandı. Artık sevinme zamanı, coşku zamanı, keyif zamanı. Tekrar İstanbul'a bağlanıyoruz. Tonight by myself. Taşınacaktır omuzlarda. İşte İstanbul'dan görüntüler ve burası da çocuk, zeka ve haf. Kent sokaklarında futbolu biz yakın etkileniyor sayın. Olarak bir kupa olarak da bir ilki gerçekleştirdik. Yani artık Galatasaray'ın Avrupa'nın en büyük kulüplerinden ve futbol takımlarından biri olduğunu kanıtladık. Kıskananlar köprüye! Kıskananlar köprüye! Kıskananlar köprüye! İtalya'da, Bologna'da şu anda halk sokağa dökülmüş vaziyette. Bütün her yer... Bütün dünya Türkiye diye çalkalanıyor. Türkiye! Başka ülkelerinde en büyükçü bom! En büyükçü bom! İşte bu Türklerin ayak eşleri! Avrupa! Liginde final var. Arıyor Uğur, İstanbul'da bir de Melih'e de soralım ne var ne yok. Biraz Melih'i de dinleyelim, kasetleri izleyelim sonra. Peki. Sevgili izleyiciler, İstanbul'dan anons için arkadaşlarım beni uyarıyor. Galatasaray ile ilgili bir klip varmış. Tabii bu gece coşku gecesi, sevinç gecesi. Dilerseniz bu klibi izleyelim sonra yeniden döneceğiz. Gerçekten inandık. Ben tekrar masörlerimize, doktorlarımıza, yöneticilerimize malzeme... Yeniden maça başladı. İnşallah, burada oynarım inşallah. Ve Galatasaray taraftarlarına hayırlı olsun diliyorum. Herkesin emeği var bu kupada. Herkese hayırlı olsun. Türk halkına hayırlı olsun, Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak sizlere bu kupayı Türkiye'ye getirdiğiniz için sağ olun. Evet, Okan yanımızda. Sen de sakat sakat oynadın Okan. Büyük bir özveriyle ve çok da iyi bir futbol sergiledin. Oyunda kaldığın süre içinde. Kupada oynamak nasıl bir duygu? Bu finale kadar getirdik. Bir final maçı olmaktan çıktı. Ulusal bir dava haline geldi. Özellikle Türkiye dışında yaşayan Türkler açısından Batılı'nın aşağıladığı, horladığı insanlarımız Galatasaray'ın bu zaferini Batılı'ya karşı verilmiş bir ders olarak değerlendiriyor. Ve bana göre de gerçekten çok büyük bir başarı. Hatta diyebiliriz ki uluslararası başarı özlemini, açlığını yaşayan insanlarımız için
başarılı çalışmanın sonucu. Kenetlenmişlerdi, inanmışlardı. Florya'da ziyaret ettiğim zaman da aynı şeyleri zaten görmüştüm. Aylar öncesinden Fatih Hoca buna şey yapmıştı. Geçen hafta Fatih Hoca takıldı. Bunu da aldıktan sonra benim hedeflerim var bana diyordunuz dedi. Bu kupayı aldıktan sonra ne olacak? Dedi ki hoca bu kupayı aldıktan sonra Süper Kupa var. Ondan sonra da biliyorsunuz Dünya Kupası, Kıtalar Arası Kupa var. Tokyo'da Kıtalar Arası Kupa Tokyo var. Brezilya şampiyonu. Bak çok enteresan, çok enteresan. Biz bu akşam bunu burada konuşuyoruz. Demek ki bize Allah söyletiyor. Daha sonra biz belki de Tokyo'ya gidip Kıtalar Arası Şampiyonluk Kupası'nı da oynama fırsatı bize doğacak ki ben buna yürekten inanıyorum. Gibi oldu. Tribünler nasıl inledi sizlere anlatabilmem mümkün değil. Mutlaka televizyonlarda coşkularıyla, pozitif enerjileriyle sahaya aktılar ve Galatasaray'la bir bütün oldular. Arkamızda bulunan yerde o kadar... Diyarbakır'daki Galatasaray taraftarlarının coşkusu... Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğe benziyor bu coşku. Çoluk çocuk, genç, yaşlı demeden herkes bayrağını kapan. Burada İkinciler Caddesi üzerinde soluğu aldı ve Galatasaray'ın zafer sevincini hep birlikte paylaşıyorlar. Evet, kelimelerle anlatılamayacak bir atmosfer var Diyarbakır'da. Tabii Türkiye'nin her tarafında buna benzer atmosfer var. Ancak Diyarbakır'daki coşku da oldukça fazla ve insanlar Galatasaray'ın Türk futbol tarihinde ilk kez gerçekleşen Galatasaray'ın bu zaferini gecenin bu saatinde sokaklara dökülerek kutluyorlar. Kimisinin elinde Galatasaray bayrağı, kimisinin elinde Türk bayrağı, kimisinin elinde takımlarının posterleri ve soluk aldıkları İkinciler Caddesi'nde bu zafere bir nebze olsun, ortak olmak. Bilmiyorum Bülent... Bir kişi var. İğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık. Aslanımızı kutluyorum. Sevgili izleyiciler, arkadaşlarımız şimdi Parken Stadı'ndan kupanın, UEFA Kupası'nın Cimbom'un elinde yükseldiği stattan taze görüntüler getirdi. Pozisyonu kaçırıyorlar. Ham kaset montaj. Sürpriz yaptı. Qualification Avrupa şampiyon, he was there. Yani ne diyeyim, şu anda acayip derecede şaşkınım yani. Buradaki yazıya bakıyorum hala. İnanamıyorum şu anda. Herhalde biraz geçmesi gerekiyor ki kendimize gelelim. Bu dünya değil ama Hakan. Bu dünya değil. Değil, evet. Hacı kırmızı kartı görüyor sevgili seyirciler. Çok gururluyum. Sonra da Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'dan mutlu ve gururluyum. Ne diyeyim, inşallah Süper Kupayı da alırız. Merve, Türkiye için bir mesaj gönderecek misin tüm Türkiye'ye? Gönüller onlarla birlikteydi. Tüm muhteşem sevgisi, yardım olmasaydı buralara gelemezdik herhalde. Herhalde herkes dışarıdadır şu anda. Bizi kimsenin seyrettiğini zannetmiyorum ama. Bence bu yayından sonra dışarı çıkacaklar çünkü. Avrupa'nın en büyüğü. Herhalde canım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bundan büyük mutluluk, bundan büyük sevinç.
onur olamaz. Ya bütün takım arkadaşlarımı, hocalarımı, masörleri, doktorları, bize hizmet eden bütün personel teşekkür ediyorum. Yöneticilerime teşekkür ediyorum. Sağlıklar teşekkür ediyorum. Ve mutlu Türk'üm diyene diyorum başka bir şey. Herkese gönderler lazım. Sevinç gönderler. Ağlıyor ama sevinçten ağlıyor. Evet, sevinçten ağlıyor. Biz de sevinçten ağlıyoruz. Bütün Türkiye sevinçten ağlıyor. Ağlıyor. Şimdi Türkiye'de inanıyorum bütün herkes sokakta. Kimse evde değil. Peki o zaman falan. Güzel çek yavrum benim, 15-20 tane çek. Kaldı! Buradayım. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Bekledi. İkinci yarının başında da oyuncu değiştirmedi. Onu bekledi ama ikinci yarının başında büsbütün Galatasaray'ın kornerleri, üstün hücumları şeylerine karşılaştı. Ve sonunda kendi takımı yoruldu. Bu mühimi. Ve o kadar yoruldu ki girdiği pozisyonlarda bayağı becerisiz hareketlere vardı. Büyük gösteriler vardı. Fakat ben hemen basın toplantısına koştum. Önce Arsene Wenger geldi. Arsenal teknik direktörü. Çok asık bir suratla. Herhalde gülecek hali yok. Evet, asık bir suratla. Fakat önce UEFA, çok enteresandır, UEFA yetkililerine sataştı. Dedi ki, yani ben bu işi anlamıyorum. UEFA'da nasıl bir karardır bu? Penaltı atışlarının normal olarak şeylere, kaptanların kura atınından sonra, çekilişinden sonra belli olması gerekmez. Televizyondan anlatan arkadaşım Levent Özçelik'i görüyorum. Arada Hagi'nin çıkmasına da üzüldük. Çok güzel, iyi top oynuyordu. Yani çok başarılı bir Hagi. Artık son belki de maçını oynadı. Hatta ben bir ara seni kulaklıktan dinleme imkanı da buldum. Milletimizin başarı! Bütün ülkemize kutlu olsun! Süper Kupa'nın gecesini düzenleyeceğiz. Ben buna eminim ve... Kimbom Türkiye'nin kalbi... ...sara karşısında kaldı ki... En usta oyuncusu atılmış bir Galatasaray karşısında. İki de sakat var. İki de sakat daha var. Daha da duramıyorlar. 8,5 oyuncuyla nasıl siz bu takımı yenemediniz dedi. Olmadı dedi. Galatasaray takımı iyi bir takım. İyi mücadele eden bir takım dedi. Futbolun kalitesi için, final için çok kaliteli, çok tekniğe dayalı bir oyun olduğunu söylemeyeceğim. İyi ama mücadele ama iyi çok mücadele iyi mücadele vardı dedi. Müthiş. Teknik olarak demiyorum ama mücadele olarak mükemmeldi dedi. Biz dedi özellikle dedi ikinci yarıda dedi. Çok fırsat yakaladık ama kafareli geçemedik. Galatasaray kalecisini bu arada kutlamak istiyorum dedi. Hemen ekleyeyim derken bir ödül töreni oldu. Biraz sonra sevgili Uğur herhalde ekrana getirecek. Hazırmış, görüntüleri verelim tabii, de o sonra tabii, devam tabii, tabii, diyorlar. Tabii. Peki sevgili izleyiciler, yeni görüntüler varmış. Ne olduğunu biz de bilemiyoruz. İzliyoruz. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Vallahi bundan daha güzel bir duygu yok. Ben hayatım boyunca bunu bekledim 6 yaşından beri. Benim işte bu, son nokta benim için bu, bundan sonrası benim için yok. Allah'a çok şükür. Hamdolsun bizi mahcup etmedi. Bütün çektiğimiz sıkıntıları unutturdu. Hamdolsun, Allah'a çok şükür. Hedefler bitmiş mi Süper Kupa? Onlar tabii devam eder artık inşallah. Daha gençler gelecek, daha ileri götürecekler Galatasaray'ı bizden sonra. Ne mutlu bize ki bizim dönemimizde böyle bir şey gördük. Allah'a hamd ediyorum, şükürler olsun. Sayın Bakan, hemen sizinle görüşelim.
Türk futbol tarihinin çok önemli bir gündü. Çok önemli bir gün. Türkiye'ye verilen en büyük hediye. Yani Galatasaray'a, yöneticilerine, sporcularına, hepsine minnet borçluyum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Teşekkür ederim. Tamam. Bülent Hocam. Bülent Hocam artık yani. Hemen. Sevgili Bülent Hocam, Türk futbol tarihi çok önemli bir gündü. Ya biz hala inanamıyoruz. Fener Türkiye'nin müthiş bir maçtı. İnanmıştık. Çok istiyorduk. Önemimizi hak etmiştik. Ama hedefler bitmez hocam. Süper kupa şimdi. Evet, hedefler bitmez. Peki, madalyayı kızına verdiniz hocam. Kızım benim uğurumdur. Bugün uğurunuz olsun hocam. Her zamanki uğurum benim bu. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, yeni görüntülerimiz var. Ancak Oğuz'un sözünü yarım bırakmıştık. Oğuz. Evet, sevgili Uğur da biraz... Alıp da böyle kucağına getir. Omzundaydı. Dodo yine omzundaydı bugün sahada. Omzunda dolaştırıyordu. Çıkık var. O vaziyette. Bir kişi eksik. Arkadan Capore sakatlandı. Son 10 dakikayı ayakta zor durur hale bitirdi. Bütün bunlara rağmen bu savaşı verdiler. Ve gerçekten ülkemize büyük bir gururdur bu. Çok büyük bir olaydır. Hatta belki daha henüz biz bunun çok büyük bir olay olduğunu yarın daha anlayacağız. Hatta yarın öbür gün anlayacağız. Ama gerçekten çok yani çok büyük bir, yani benim hayatımdaki en büyük gecem oldu bu akşam. Fatih Hoca'nın ve futbolcularına zaten aşıladığı bir olay var. Hiçbir sıkıntılı durumda dahi Fatih Hoca herhangi olumsuz pozisyondan arkasına sığınan bir insan değil. Hem futbolcularına da zaten aynı havayı vermiş. Dikkat edersen Hacı kırmızı kartı gösterdi. Hoca kalktı, hemen iki oyuncu değişikliğini anında hazırladı. Birini hemen zaten Ahmet'e hazırlamıştı. Ahmet'i akvette diyorlar böyle. Anında, bir anlamda böyle Hasan Şaş gibi çabuk bir oyuncuyla Arsenal'in belki de dar alanda etkili olabilmesini de engellemeye çalıştı. Ve de Hasan 10 dakika kadar girdikten sonra çok değişik toplar kaparaktan ve o topları driplinglerle saklayaraktan takıma o arada nefes aldırdı. Arsenal yoğun baskısında Galatasaray hissetmedi o dönemde. Her gün her saat Fatih Terim'e takıldı. Bakalım Toşak neler söylüyor o Fatih Terim'in şampiyon, Avrupa şampiyonu, UEFA şampiyonu Galatasaray için. As a general, how did Galatasaray play, you think? Well, I thought they played very well. I thought that they deserved to win without going to penalty kicks. Yeah. Good attitude, you know, right from the start. Yeah. And I'm absolutely delighted for them. For Turkey as well. Thoroughly deserved it. Maçtan sonra Galatasaray hareketli diyor Toşak sevgili seyirciler. Ve bunun da sonucunu buldu diyor. Büyük bir ilgi var. Got a pen. What do you say at the sports supporters, Galatasaray supporters? Well, I'm sure they're all very happy. It's good to see so many of them here. En büyük Galatasaray, you think? Yeah, en büyük Galatasaray champion. Ama en büyük Beşiktaş. En büyük Fener! Fener! Suati defansın önüne... ...geçmesi mümkün değil ama bu akşam her şeyi hoşgörüyle karşılıyoruz. Her... Taksim'de ve oğlunun ardında kalan... taraftar topluluğu ha. Ali Sami'ye buradan çıkış yok diye bağıra. Türkiye ile sizden gurur. İnsan olmanın zaten özelliği bu. İnsanoğlu doğanın güç koşullarına, bütün elverişsiz ortamlara, karşısındaki rakiplere rağmen başarı yakalayabiliyorsa işte bu hepimize örnek olacak önemli bir unsur. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökçe. Parken Stadı'nda bir tarih yazıldı. Bir kez daha bütün Galatasaraylıların, bütün Türkiye'nin tarih boyunca gururla hatırlayacağı, gururla anacağı bir gece yaşandı. Büyük bir zafer yaşandı. Türkiye'de ilk... ...sonuna kadar yayınladı. Şu anda halen stadın önü kalabalık ve daha ayrılmadı. Galatasaray kulübü futbolcuları da çıkmadı. Efendim Uğur beni uyarıyor. Uğur burada da var. Naklen yayın arabasında Almanların arabasını attık. Bakına döndü Fatih Hoca. Evet dedi, bu son kararımız dedi. O şekilde toplantıyı kapattık. Güzel bir espri. Ömer'cim çok teşekkürler. Kralı biziz. Alem bu işe kralı biziz. Neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun? Acun'cum bir dakika. Acun sen bir dakika. Sen dünyayı dolaştın.
Her yeri gördün Acun. Bayabilirsin Alem Bursa Acun. Kral Cibom. Öyle bitti Acun. Acun'cum dün gece ben sana ne dedim meydanda? Biz onlardan kupayı alacağız. Ne kadar pislik olursa olsunlar. Biz onlardan kupayı alıp pislikleriyle yüz önüne sereceğiz. Ne geldi? Süper kupaya. Süper kupaya. Süper kupaya. Acun son şampiyon bizi süper kupada. Gördünüz arkadaşlarımızın sesi kısılmış elbiseciler. İnanmak mesele inanmak. Biz inandık onlar değil. Başka yolu yok. Süper kupaya. Şampiyonsun. İşte Galatasaray taraftarı için en mutlu olan sevgili seyirciler. Neler söyleyeceksin? Şampiyonuz, ne söyleyeyim? Acun, pardon. Ben bir özür diliyorum bir dakika. Sen dünyayı dolaştın. Biz söylemiyoruz. En büyük kim Acun? Sen söyle. Cimav. Cimav. Sevgili izleyiciler, Oğuz'dan şimdi kopyaları aldım. İyi bir takım oldu. İyi takım olmanın semeresini de zaten bugünlere gelerek gördü. Galatasaray'ı kutlamak lazım. Galatasaray'ı ülke olarak ayakta alkışlamak lazım. Türk sporunun en anlamlı, en önemli, en görkemli başarılarından bir tanesi bu akşam geldi. İstanbul. Evet sayın seyircilerimiz, ülke tarihi başlangıç da olur. Ama layık bir karşılama yapılacaktır. Bu sadece Galatasaraylılara değil, tüm futbol severlere düşen bir görev diye düşünüyoruz. Çünkü bu kupayla gerçekten inanılmaz mutluyuz, gururluyuz. Danimarka'da ve Danimarka'ya gelene kadar hep omuzumuz, başımız dik gezdik. Hele bu geceden sonra artık Avrupa'da, Avrupa futbolunda bizim de sözümüz geçiyor. Erman hocam sözünü yarım bırakmıştım. Sen dedin ki işte yarın 3'te 4'te iniyorlar. Allah muhafaza. Vallahi korkuyorum. O silahsız. Silah milah değil. O piste meste adamlar girer. Uçak inemez aşağı. O kötü Ankara'ya. Ankara'ya Makarya'ya devam etmesin sonra olacak. Veya İzmir'e olacak. Vallahi diyorum yani. Yarın herhalde İstanbul'da sokaklardan çıkmayacak. Olacak. İşin varsa o taraflara gitmeyeceksin. Yani veya sabah gideceksin. Öyle sonra olacak. Hocam Uğur seni konuşturmamaya niyetli Taparel var diyor. Maçın kalecisi. Avrupa şampiyonu olamıyor. Avrupa şampiyonu olabilmek öylesine zor, öylesine zahmet dolu, öylesine külfet dolu bir iş ki öte yandan bir başka şeyi görmek lazım. Galatasaray sorun deryasında yüzerken bir taraftan kendi sorunlarını çözmeye çalıştı. Bir taraftan rakipleriyle boğuşarak, mücadele ederek, çok önemli uğraşlar vererek bugünlere geldi. O açıdan da Galatasaray'ın başarısı çok anlamlı. Yani Galatasaray bir taraftan dünya takımı olma yolunda büyük adımlar atarken, dünya kulübü olma yolunda sadece lafta adım atmakla kaldı. Onun ötesinde hiçbir şey yapamadı. Buraya gelirken dahi futbolcularının primlerini, taksitlerini, maaşlarını ödemekte güçlük çeken bir tablo vardı Galatasaray'da. Bu gerçekleri görmek de gerekiyor diye. Döndüğünde artık Türk onun için Galatasaray'ın başarısı biraz daha da büyük. Galatasaray futbol takımının daha doğrusu başarısı biraz daha da büyük. O başarıda takım ruhunu yakalayan, başta teknik direktör ve oyuncular olmak üzere masörü, malzemecisi, psikoloğu kim varsa o görevin içerisinde hepsini ayrı ayrı kutlamak lazım. Öte yandan Türkiye'de bireyselliğin ön plana çıktığı, özel yaşamda ya da iş yaşamında bireyselliğin ön plana çıktığı Türkiye'de böylesine bir kolektif uyumu yaşayan Galatasaray takımının da birçok kurum tarafından galiba örnek alınması lazım. Peki Sayın Çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, arkadaşlarımızın maçın hemen sonrasında yaptığı bazı röportajlar var. Şimdi bugün muhteşem bir gün yaşadık. Sizin döneminizde olan şeyler bunlar. Bu iki büyük başarıyı da elde ettik. Avrupa Şampiyonası'nda sizce şansımız daha da yükselmedi mi? Galatasaray'ın bu büyük başarısı milli takıma daha bir iyi bir şekilde... Adams kırmızı kartı Hacı görüyor. Elimizden geleni yapacağız. Yani gerçekten hoca arkadaşlarımın emeğinin karşılığını alması beni çok mutlu etti. Tabii ki ben de çok büyük emek verdim. Baştan beri mutlu olacağımızı söylüyordum. Bir inanç hepimiz de vardı. Camiye buna şartlandırdık. Zaman zaman biz değil de seyircimiz, camiamız bir bölüme ulaşmıştı. Neticesinde en büyüğünü aldık, en güzelini aldık. Çok mutlu. Peki bu kritik penaltı vuruşunu kullanırken neler hissettin? Ki ben uzatmaları sakat sakat denedim. Dizimde bir sakatlık vardı. Ozan penaltı atar mısın? Ne sorduğunda atarım dedim. Çünkü bu köşkü ortak olmak istedim. Ve çok güzel bir şekilde penaltı atmak diğer arkadaşlarım gibi.
Çok mutluyum tabii ki yani. Her Türk'ün yaşaması gereken bir şey. Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsini biliyorum. İnşallah onlarla beraber nice başarılar elde ederiz. Size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi hadi hadi. Ala, super cupa când a jucat cu Steaua și ăsta, cred că e normal, la 35 de ani să câștigi una din UEFA cu o echipă din Est, eu zic că e meritul și mai mare pentru că e o țară din Est și e o motivație în plus pentru cei din Est, celelalte, ca să ajungă și ele unde-i Turcia acum. Voi faceți pe Davis TV, please? Eu zic și ei ocazie, dar cred că până la urmă noi am avut, la sfârșit am avut ultima ocazie în 10 minute. Çok kısa Türkçe istiyoruz sen. Ne? Çok kısa Türkçe. Hey, ne istiyorsunuz? UEFA Kupası. Kim en büyük? En büyük Galatasaray. Başka ne istiyor? Başka yok. Bizim şampiyon en büyük Galatasaray. Bir de orada istiyorlar. Ben de artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sen neler söyleyeceksin? Türk futbol tarihinin en büyük başarısını yakaladın. Evet, gerçekten tarihe geçmek çok güzel bir duygu. Biz bir iyi başardık. Bundan sonrası inşallah gelecek nesil başarır. İsteyince, çalışınca her şey halloluyor. Bunu biz kanıtladık. Şimdi duygularımı anlatacak bir şey bulamıyorum. İnşallah daha nice kupalara diyorum. Biz bir iki başlattık, bunun sonu gelir artık. Tamam, tamam abi, görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Çok mutluyum. Türkiye'ye hayırlı olsun. İnşallah biz bir kapı açtık. Bu kapıdan diğerleri de gelir. Türkiye daha iyi yerlere gelir. Okan, bilir misin Okan? Şu anda çok mutluyuz. Hiç arsana bana, gözünü seveyim. Ergün! Bak seni de uyardım. Ergün! Come and play! En büyük yemek bu aslanların. Onlarla beraber. Hadi tepe cevap toplar.
seyircilerimiz, bir kez daha altını çiziyorum. Bu büyük mutluluk ne olur Türkiye'ye dönmesin. Ne olur bu sevinç gösterilerinde silahlar patlamasın ülkemizde. Ne olur dikkatli olalım. İnsanlar ölmesin. Bu mutluluğun sabahında gözyaşlarıyla insanlar uyanmasın. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme grubunda önce Rapid Wien'i deplasmanda 1-0 geliyor. Daha sonra içeride 1-0 geliyor. Ve işte değerli seyirciler, UEFA Kupası kazananı Galatasaray. 2000 yılda UEFA Kupası kazananı Galatasaray. Şu anda askerim ben. Çok anlamlı bir kupa. Ben bunları bütün şehit anne babalarına armağan ediyorum. İnşallah onlar biraz daha acıları diner. Çünkü onlar her şeyin iyisine layık. Ne bileyim, çok mutluyum. Bütün asker arkadaşlarıma buradan selamlar, saygılar yolluyorum. Evet, bir mesaj daha verelim. Artık çiçekler atılsın sokaklarda. Güven geldi. Ve aniden bir sevinç dalgası kapladı uçağı. Kupa elden ele coşkuyla dolaştı. 1905'te doğur aşkımız. Sarı kırmızı akar bizim kanımız. Cimbombo feda olsun sana canımız. Ölene kadar senin yanındayız. Gönül öde ay, şampiyonsun Galatasaray. Bu maçla devleşen yıldız sporcular o anları tekrar yaşıyordu. Allah'ım, aman Allah'ım, direkler bir kez daha izin. Hakan ve gol! Hakan ve gol! 2-1! Son kişinin almamıza rağmen alacağımızı biliyoruz. Uçak İstanbul üzerine geldiğinde heyecan daha da arttı. Şimdi başarının tadını çıkarma zamanıydı.